Bugün sizlerle... Bugün sizlerle hayvan sevgisiyle ilgili konuşmayacağım. Naim Süleymanoğlu ile ilgili konuşacağız. Halterci. Dünya şampiyonu. Çok saygıdeğer bir adam. Saygı duyuyor musun? Ben çok saygı duyuyorum. O ne demek Joy? Biraz daha açıkla. Açıkla aşkım diyorum. Herkese merhabalar. Bugün sizlere Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun filminden bahsedeceğim. Bu arada galiba filmin adı Cep Herkülü Naim. Dün izledim. Ya inanılmaz etkilendim. Ve neden etkilendiğimi, hani beni nasıl bu kadar etkileyebildiğini ve sizin neden açıkçası izlemenizi nacizane önerdiğimi diyeyim. Sizinle paylaşmak istiyorum. Ben biraz geç kaldım açıkçası. Hani ilk çıktığı günden beri izlemek istiyordum ama böyle hani çok da ilgimi çeken bir film değildi. Çünkü ben zaten 88 doğumluyum, artık bunu videolarda ara ara söylüyorum. Hani benim doğduğum zaman öyle deli gibi Naim Süleymanoğlu ismini her yerde duymadım. Hani benden önceki nesil daha da iyi biliyor. Bu tabii ki de benim ayıbımdı. Ve onun hayatını hiç bilmiyordum. Dün izlediğimde bayıldım filme. Bir kere teknik açıdan hani çok kısa bahsedersem, bence çekimler muhteşem, senaryo çok iyi. Hoşlanmadığım sadece bir kısım var ama o teknik olan bir şey değil. Yani teknik açıdan kesinlikle 10 üzerinden size net 8,5 diyebilirim. Hatta 8,5-9. Bayağı etkiledi beni. Büyük bir prodüksiyon zaten, o da belli. Oyunculuklar muhteşem. Yani adını şu anda hatırlamıyorum ve bakmam gerekirdi. Adını buraya ya da buraya yazacağım o beyefendinin. Naim'in, Hayat Van Erk galiba başrol oyuncusunun adı. Onun babasını oynayan beyefendinin adını şuraya yazıyoruz. Muhteşem bir oyunculuk sergiledi. Yani annesini oynayan kişi de muhteşem. Oyunculuklara hiç lafım yok. Hatta bana göre 10 üzerinden 9-9,5 derim size. Ama en çok etkileyen şu oldu. Şimdi ben toplam 12 sene kadar zaten yurt dışında hani kaldığım için böyle bir bende nasıl diyeyim, biraz şey vardır, Türkiye özlemi diyeyim. Hani bunu da yaşayan bilir. Allah'a şükür hiçbir zaman öyle bir sürgün edilme durumunu yaşamadım ve bu duyguyu da bilemem. Lakin filmde çok baskın olan konu kimliksiz kalmak. Çünkü spoiler vermeden size anlatacağım. Naim Süleymanoğlu 23 Ocak 1967 doğumlu ve 3 kardeşler, 3 erkek kardeş Bulgaristan'da doğuyor. İnanılmaz sevgi dolu bir ailede büyüyor. Babası da annesi ona çok destek oluyor. 1984'ün bir gecesinde işte Bulgarlar Türkleri çıkarmak için ateş açıyorlar diyeyim size kısaca ve 9 şehit veriliyor diyeyim. Yani şehit derken hani bebek de işte kadınlar da hani öldürülüyor öyle rastgele. Çünkü Bulgar topraklarından çıkmalarını istiyorlar ve o zamanlarda basın duyurmuyor bunu. Çünkü Bulgaristan'dan çıkmasını istemiyorlar bu haberin. Ve sonuç olarak Naim Süleymanoğlu, bu arada o zaman adı Naum Shamanov. Zorla aslında isimleri değiştirtiliyor çünkü komünist bir düzen var ya da rejim var o zamanlarda. Çok baskıcı bir düzen diyeyim. Naum Shamanov olan Naim Süleymanoğlu o zamanlarda işte hatta basın açıklaması yapmak durumunda kalıyor. Yani Bulgar halkını çok sevdi. Bulgaristan'daki düzenden daha doğrusu memnun olduğuna dair ama bunu hani baskıyla yaptırılıyor. Sonuç olarak işte Türkiye'ye nasıl kaçıyor? O yolculuğu falan, bunlardan bahsediyor film boyunca. Tabii ki de en başta size söylediğim hani memnun olmadığım bir şey dedim. Bu da beni rahatsız eden nokta. Şimdi Türkiye'de birçok filmde zaten siz de bunu görüyorsunuzdur. Drama bizde çok. Yani annem, annem, yazık annem, vah annem falan, hani bu tarz böyle ağlama sahneleri sırıtmıyor. Hani sırıtıyor diyemem ama orada böyle şey oldum, ay, film olduğunu da bu kadar belli etmeyin. Yani gerçek bir hikaye, bir biyografi ve bu adamın hayatından bahsediyorsunuz ve muhteşem. Dediğim gibi her anlamda muhteşem bahsediliyor. Hani dramaya bu kadar gerek var mı? Böyle çünkü bir üç yerde falan hani çok ağlatmaya yönelik sizi sahneler var. Bu biraz beni rahatsız etti çünkü çok kullanılan bir şey Türkiye'de ya da bana öyle geldi. Bu benim yorumum. Kaçırılmasını dediğim gibi yani isteyerek Türkiye'ye gelmesini, Turgut Özal'ın ona yardım etmesi. Bu arada Turgut Özal'ın manevi
oğlum demiş kendisine bildiğim kadarıyla bu arada. Yani detaylı böyle günlerce araştırmadım ve açıkçası o duygu halindeyken ve dün izlemişken sizlerle bunu paylaşmak istedim. Geldiğinde Türkiye'ye zaten yeri öpüyor, yani toprağımızı öpüyor. Ya beni inanılmaz etkiledi. Ondan sonra da işte Amerika'dan teklif geliyor mesela kendisine ve çok yüklü, hani hem para hem ev o bu. Hayır diyor çünkü onun tek yapmak istediği, tek başarmak istediği Bulgaristan'da yaşanan olayları dünyaya duyurmak. Şimdi arkadaşlar bu neden beni etkiledi? Size hatırlarsanız zaten bir önceki videom olması lazım ya da bir iki video öncesi şeyden bahsetmiştim. Yapmak olmak videosunda da bu incinebilir olmak, işte kırılgan olmaya müsaade etmek ve bunların hepsinin özünde yatan şey cesur olmak. Ve cesur olmak demek risk almayı gerektiriyor. Ve burada beni en çok etkileyen ve duygulandıran konu bu kadar yani bu kadar cesur nasıl olabiliyor? Adamın tek bir şey var aklında, yani bunu hissettim net olarak. Bulgaristan'da yaşanan olayların orada kalmamasını sağlayıp bunu bütün dünyaya duyurmak. O kadar risk aldı ki, zaten biliyorsunuz risk almadan, bir şeyi göze almadan cesur olmanız imkansız. Yani o konfor alanınızdan çıkmanız gerekiyor. Bunun için de gerçekten hem çok cesaret gerekiyor, hem bir adanmışlık gerekiyor, hem de gözünüzün başka bir yerde o olma haline de kendinizi bırakmanız gerekiyor. Yani o hani bir sahne var, filmi izlerseniz zaten göreceksiniz. Stefan bir şey işte rakibi, hani Bulgar takımından olan, o işte birinci de yapıyor, ikinci de yapamıyor falan. Orada diyor ki mesela Naim, işte ikinci de yapamadı diyor antrenörü, Naim'e destek olan adam. Bu olay Stefan'dan çok daha büyük diyor. Çünkü onun bir amacı var. Gideceği yolu çok iyi biliyor. Benim de size aslında, yani gözlerim gerçekten çok doldu filmin sonunda. En son zaten Kore'de, Seul'de 88 yılında işte olimpiyat şampiyonası oluyor. Ve orada 190 kiloyu, ya 180 ya 190 ama 190 kilo olması gerekiyor. Kendi ağırlığının 3 katından daha fazla çünkü kendisi 60 kilo. Onu kaldırdıktan sonra dünyaya bir açıklama yapıyor. Ve orada şundan bahsediyor. Bu dünyada en acı şey kimliksiz olmak. Ve kimliğini kaybetmek ve sana başka isimler verilmesinin söylenmesi ve baskı uygulanması bu konuda gerçekten çok çok acı diyor. Ve bununla ilgili işte konuşması 9 kişinin öldürüldüğünden ve o gün orada, yani o gece 84 gecesinde Bulgaristan'da yaşananlardan ve bunların aslında gizli tutulduğundan bahsediyor. Ve bu adam Naim Süleymanoğlu olmasının sebebi aslında bu. Geldiği belki öfke, belki onu duyurma isteği, yani her neyse. Ve sonuç olarak Naim Süleymanoğlu'nun bunu başarmasının en büyük sebebi zaten bu geldiği öfke demeyeyim, buna da o hırs da demeyeyim. Yani bir nereye gideceğini biliyordu. O kadar onu bu olay sinirlendirdi ki oradan güç alarak bunu başardı. Tabii ki de yeteneği vardı. Tabii ki de severek yapıyordu. Bu zaten net. Ve tabii ki de adanmışlığı, disiplini vardı. Ama bu duygu, yani daha doğrusu aslında şu var. Kendini kimliksiz hissetmek. Bir kimliğinin olmaması. Arkadaşlar ben Moskova'da Nazım Hikmet'in mezarına gitmiştim. Hiç unutmuyorum. Ve orada sürgün edilmişti. Ve sürgün edilen nice biliyorsunuz Türkiye'den insanlar oldu. Yani sürgün edilme duygusunu ya da kimliksiz kalma, yani o da bence bununla benzeşiyor diyeyim. Biz bilemeyiz. Yani bunu yaşamayan bilemez. Ve gerçekten o kadar insan adına bu adamın, yani şu da var. İlk önce Türkiye'de işte basın toplantısı yapılıyor ama Türkiye'de yapılan basın toplantısı yurt dışına sızmıyor. Yani haber olmuyor. Dolayısıyla o da zaten hani yurt dışı olimpiyatlarda konuşursam bu olabilir diye düşünerek bu konuşmayı yapıyor. Yani bunu biz bilemeyiz. Ve bunu gerçekten bu istekle, bu niyetle, bu arzuyla öyle güzel başarıyor ki, ve hani Türkiye adına bunu yapması, Türkiye'yi neden seçtiğini ve Türk olmaktan ne kadar mutlu olduğunu daha sonrasında da anlıyorsunuz. Bir şeye karşı gerçekten gücünüzü ortaya koyabilmek, siz olarak kalabilmek ve bu yolda ilerlerken
yapmanız gerekenlere de belki boyun eğseniz dahi sonunda bir şeyi başarabilmeniz büyük bir erdem. Ve bugün Naim Süleymanoğlu'nun bence halterci olması değil olay. Bence halter sadece bir araçtı. Onun bir amacı vardı ve bu uğurda da, bu yolda da halter ona çok güzel bir araç oldu. Bu kadar güzel bir ruhun diyeyim, bu kadar güzel bir kalbin, zaten onun o konuşmasından 3 ay sonra da Bulgaristan sınırları kaldırıyor ve 350 bin vatandaş özgürce hareket edebiliyorlar işte Türkiye'den Bulgaristan'a. Onların da önünü açmış oluyor. Ya bu filmi izlemenizi gerçekten çok öneririm. Ya bana dokunmayan hiçbir filmi, hiçbir diziyi sizinle paylaşmam, paylaşamam. Bundan emin olabilirsiniz. Hani çok kısaca bazı noktalarına değinerek size anlattım. Detaylı da anlatmak istemiyorum. Hani filmin de heyecanı kaçmasın. Ama beni en çok ilgilendiren ve etkileyen kısmı dediğim gibi Naim Süleymanoğlu'nun hani kimliksiz olması, yani yeri yurdu yok gibi hissetmesi, annesinin adının değiştirildiğinde, hani askerlerin daha doğrusu bunu değiştirdiğinde o hissettiği çaresizlik, o acizlik duygusu ve bununla nasıl mücadele ettiği, bunlar gerçekten çok büyük takdire şayan şeyler. O yüzden izleyin ve izlettirin. Yorumlarınızı bu arada bekliyorum. Hani filmi izlerseniz ya da izlediniz mi? İzlediyseniz nasıl buldunuz? Bunu benimle yorumlarda paylaşın. Artık ben yine de söyleyeceğim ama biliyorsunuz diye düşünüyorum. Bu videoyu beğendiyseniz, abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sevgi, neşe ve coşkuyla kalın. Hoşça kalın. İtiraf ediyorum, kiloluyum. Ama vereceğim. Ve bu konu böyle uzasın gitsin, saçma sapan bir hal alsın. Başlayayım.